Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf çanta yayınları öğreten defterde sıvı ölçme konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, sıvı ölçme birimleri ile ilgili arkadaşlar neler yapmamız gerekiyor bir bakalım. Sıvı ölçme birimlerin temel birimi litredir arkadaşlar ve litreyi büyük L harfiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar dönüşümlerde sıvı ölçüleri kendi aralarında onar kat büyürler veya onar kat küçülürler diyorum. Aşağı doğru inerken bakın 10 ile çarpıyorum. Yukarı doğru çıkarken arkadaşlar her basamı 10'a böleriz diyorum. Evet, devam edelim bakalım etkinliklerimize. Evet, birinci etkinlikte benden ne istiyor? Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri doldurarım diyor. Arkadaşlar bakın 1 litreyi desilitreye çevirmemi istiyor. Litre ile desilitre arasında bakın bir basamak aşağı doğru ineceğim gençler. O halde 1 litreyi de 1'i 10 ile çarpmam gerekir diyorum. 10 desilitre olur işlemin sonucu. 1 litreyi santilitreye çevirmem gerekiyor. 1, 2 basamak aşağı iniyorum. O halde ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 1'i 2 kere 10 ile çarpmak demek 100 ile çarpmak demektir. 1'i 100 ile çarparsam da 100 santilitre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, 3. etkinlikte 1 litreyi mililitreye çevirmemi istiyor. 1, 2, 3 defa 10 ile çarpacağım. Demek arkadaşlar 1000 ile çarpmamız gerekir. 1 çarpı 1000 1000 mililitre olur. 1 litrenin değeri diyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet, şöyle bir tık büyütüyorum. Evet, birinci etkinlikte benden ne istiyor? Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. Arkadaşlar litre, desilitre, santilitre ve mililitreydi. Aşağı doğru inerken her basamakta 10 ile çarpıyordum. Yukarı doğru çıkarken de her basamağı 10'a bölmem gerekir diye hatırlatalım. Evet, birinci etkinlikte benden 6 litreyi mililitreye çevirmemi istiyor. Şöyle rengimizi değiştirelim. Litreden mililitreye arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 basamak aşağı iniyorum. Demek ki 1000 ile çarpmam gerekir. Veya 6'nın yanına 3 tane 0 ekliyorum arkadaşlar. Öyle de diyebilirsiniz. 6000 mililitredir. 8'den 10'da 6 litreyi santilitreye çevireceğim. 1, 2 basamak. 100 ile çarpmam gerekir arkadaşlar. Yani 2 0 eklemem gerekir. Virgülden kurtarmak için 1 0 kullandım. 1 de 0 ekliyorum. 860 santilitre olur diyorum. 9'dan %17 litreyi arkadaşlar desilitreye çevireceğim. 1 basamak inmem gerekir. Yani 10 ile çarparım. Ondalık gösterimleri 10 ile çarparken virgülü 1 basamak sağa çekiyordum. 91'den 10'da 7 desilitre olur diyorum. Desilitreyi santilitreye çevireceğim arkadaşlar. Yine ondalık gösterimlerde desilitreden santilitreye bir basamak aşağı iniyorum. 10 ile çarparsam virgülü bir basamak sağa çekerim. 25'den 10'da 9 santilitre olur diyorum. Mililitreyi desilitreye çevirirken arkadaşlar yukarıya doğru 1, 2 basamak yukarı çıkacağım. Yani 100'e bölmem gerekir diyorum. Bakın 2 tane 0 silersem 100'e bölmüş olurum ve 62 desilitre olur diyoruz. Mililitreden santilitreye bir basamak yukarı çıkıyorum. 10'a bölmem gerekir arkadaşlar. 23, 10'a bölmek demek 1 0 silmek demektir. 23 santilitre oldu. 7'ye baktığım zaman mililitreyi litreye çeviriyorum. 1, 2, 3 basamak yukarı çıktım. Yani 1000'e böleceğim. Bakın 1, 2, 3'ten 0 sildim. 4 litre olur diyorum. 3'den %17 desilitreyi mililitreye çevireceğiz. Arkadaşlar şöyle rengimizi değiştirelim. Desilitreden mililitreye giderken 1, 2 basamak aşağı ineceğim. Demek ki 100 ile çarpmam gerekir diyorum. 100 ile çarparken 1, 2 tane virgülü kaydırıyorum. 317 mililitre oldu diyorum. 65 santilitreyi litreye çevirirken santilitreden litreye 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 100'e böleriz arkadaşlar. Şöyle bölü 100 diye yazalım. 65'i 100'e bölecek olursam virgülü, her sayının sonunda virgül vardı. 1, 2 basamak sonra çekerim. 0'dan %65 litre olur diyorum. Santilitreyi mililitreye çevirirken 10 ile çarparım arkadaşlar. Çarpı 10 diyelim. 210 mililitre oldu. Desilitreyi litreye çevirirken 10'a böleriz arkadaşlar. 1 basamak yukarı çıkıyorum. O halde 3'ten 10'da 8 litre olur.
santilitreyi desilitre çevirirken ona bölmem gerekir diyorum. Bir basamak sonra çekiyorum. 0,42 desilitre olur diyoruz. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, ikinci etkinlikte bizden ne istiyor? Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın birinci de 617 santilitreyi litre ve santilitre olarak dağıtmamı istiyor. Burada şunu çok rahat yapabiliriz arkadaşlar. Bölme işlemi düşünebilirsiniz bakın. 617'yi şimdi santilitreyi litre çevirirken 100'e bölmem gerekir. 100'e böldüğümü düşünürsem 6 tam olur. 17 kalır. Bu 6 tam arkadaşlar 6 litredir. 17 de santilitre olarak buraya yazılır. Bakın 100'e bölerken bu şekilde. Peki başka nasıl yapabilirim arkadaşlar? Her seferinde bunu yapacağız mı? Elbette yapmak zorunda değilim. Mililitreyi litreye çevireceğimi düşünüyorum. 1000'e bölmem gerekir diyorum. Bakın her sayının arkadaşlar sağında virgül var. Böyle virgülü sağa doğru sola doğru çektiğimi düşünelim. 1, 2, 3. Evet 2 ile 3 arasına geldi. O halde tam kısmı litredir. 62 litre 314 mililitre olarak yazarım. Evet devam ediyorum bakın desilitre litreye çevireceğim. 10'a bölüyorum arkadaşlar. Bir tane virgül kaydırdım. 4 ile 5 arasına geldi. Tam kısmı 24. Ondalık kısmı 5'tir. O halde 24 litre 5 desilitre. Santilitreyi desilitreye çevirecek olursam 10'a bölerim. Bakın bir basamak sonra çektim. Bölü 10 yaptığımız düşünelim. 199 desilitre ve 1 santilitre. Santilitreyi litreye çevirirken 2 basamak yukarı çıkıyorum. 100'e böleriz diyorum. 1, 2. 2 ile 1 arasına geldi. 2 litre 18 santilitre olur diyelim. Evet. Desilitreyi litreye çeviriyorum. Desilitreden litreye 1 basamak yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Yani 10'a bölerim. O halde virgül 5 ile 6 arasına geldi. 35 litre 6 desilitre. Evet devam ediyorum. 291 santilitreyi litreye çeviriyorum. Santilitreden litreye 2 basamak çıkarım. Yani 100'e böleriz. 1, 2 basamak geldi. 2 litre 91 santilitre. Mililitreyi litreye çevirirken 3 basamak çıktığım için 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3. 6 ile 4 arasına geldi. 6 litre 423 mililitre olur diyorum. Evet. Mililitreyi desilitre çeviriyorum. Mililitreden arkadaşlar bakın. Mililitre, santilitre, desilitredir. 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 100'e bölerim. 1, 2, 6 ile 5 arasına geldi. 36 desilitre 54 mililitredir. Evet 25.614 mililitreyi litreye çevireceğiz. 1000'e bölüyorum gençler. 1000'e bölersek bakın 3 basamak ayırdı. 25 litre 614 mililitre olur diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkine geçiyorum. Şöyle bir tık küçültüyorum. Dönüşümleri yazalım arkadaşlar. Litre, desilitre, santilitre, mililitreydi. 4 litre 38 santilitreyi santilitreye çevirmemi istiyor. Litre arkadaşlar bakın 1, 2 basamak çeviriyorum. 2 basamak aşağı iniyorum santilitreye geliyorum. O halde 4 litre 100 ile çarptım 400 santilitredir. 38 de burada var arkadaşlar. Şöyle düşünelim. 400 artı 38 438 santilitredir. Evet, 12 litre mililitreye çevirecek olursam 12 litreyi 12.000 mililitredir. 12.000 ile evet 9 desilitreydi arkadaşlar. Şurada yazdım. 9 desilitre. Bunu da mililitreye çeviriyorum. 1, 2 basamak aşağı indim. 900 mililitredir. O halde 12.000 ile 900'ü topluyorum. Şuradan yazalım arkadaşlar. 12.900 mililitre olur işlemin sonucu diyorum. Evet, litreyi arkadaşlar mililitreye çevireceğim. 23 litre şöyle rengimizi değiştirelim. 23 litre 1000 ile çarparsam 23.000
mililitredir. 509 da var arkadaşlar. 23.000 ile 509'u topladım. 23.509 mililitre oldu diyorum. Evet, litreyi santilitreye çevireceğim. 6 desilitreyi de santilitreye çevireceğim. O halde şöyle yapalım arkadaşlar. 29 litre 2 basamak aşağı indiğim için arkadaşlar 2900 santilitredir. 6 desilitre 1 basamak aşağı iniyorum 60 santilitredir. İkisini toplarsak 2960 santilitre olur diyorum. Evet, 13 litreyi mililitreye çeviriyorum. 13 litre 3 basamak aşağı indim. 13.000 mililitredir. 212 de yanında var. O halde 13.000 artı 212 13.212 mililitre olur diyorum. Evet, 3 litreyi arkadaşlar desilitreye çevireceğiz. 3 litre bakın 1 basamak aşağı iniyorum. 30 desilitredir. 8 de burada var arkadaşlar. O halde 30 artı 8 38 desilitredir. 8 litreyi arkadaşlar mililitreye çevirecek olursam 8 litre 3 basamak aşağı iniyorum. 8000 mililitredir. 8000 ile 214 topluyorum. 8000 artı 214 8214 mililitre oldu. Evet, devam ediyorum. 20 litreyi santilitreye çevirelim. 1, 2 basamak aşağı iniyorum. 20 litre 100 ile çarparsam 2000 santilitredir. 2000 ile 89 toplayacağım arkadaşlar. 2000 artı 89 2089 santilitre olur. Evet, 17 litreyi santilitreye çevirecek olursam, pardon 18 litreyi. Evet, 100 ile çarpmam gerekir. 18 litre 1800 santilitredir. 1800 ile 57'yi topluyorum. 1857 santilitre olur diyorum. Litreyi desilitreye çevirecek olursam arkadaşlar 7 litre 10 ile çarparsam 70 desilitredir. 3 de yanında var. 70 artı 3 73 desilitre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz gençler. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, benden ne istiyor arkadaşlar? Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Evet, baktığımız zaman birinci de litre ve desilitre verdi ve santilitre olarak istiyor. O halde arkadaşlar biri şöyle yapacak olursak 8 litreyi santilitreye çevirecek olursam dönüşümleri tekrar yazayım. Litreden santilitreye 1, 2 basamak aşağı iniyorum. Yani 100 ile çarparım. 800 santilitredir. Desilitreyi 5'ten 10'da 4. Desilitreyi santilitreye çevirmek için 10 ile çarparım. 54 santilitredir. O halde 800 ile 54 toplarsam 854 santilitre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. 2'ye bakıyorum gençler. 2'yi de burada yapalım. 11 litreyi mililitreye çeviriyorum. Litreden mililitreye 3 basamak aşağı iniyorum. 1, 2, 3 yani 1000 ile çarpıyorum. 11.000 mililitre. Desilitreden litreye 1, 2 basamak aşağı iniyorum. 10 desilitre 100 ile çarparsam 1000 mililitredir. İkisini topluyorum gençler. 11.000 ile 1000'i toplarsam 12.000 mililitre olur. Evet, 3'e bakalım. 4 tam 10'da 6 litreyi desilitreye çeviriyorum öncelikle. Litreden desilitreye giderken 1 basamak var arkadaşlar. 10 ile çarparsam 46 desilitre olur. 230 santilitreyi desilitreye çevirecek olursam 1 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 10'a bölerim arkadaşlar. 23 desilitre oldu. İkisini toplarsam 46 artı 23 topladığımız zaman 69 desilitre olur diyoruz. Evet, 4'ü arkadaşlar şurada yapalım. Evet, 9 tam %27 litreyi santilitreye çeviriyorum. Litreden santilitreye giderken 2 basamak iniyorum. Yani 100 ile çarparsam 927 olur arkadaşlar.
Yüzde çarpmak demek virgül iki basamak sağa çekmek demekti. Evet, santimetre oldu. Devam ediyorum. 2 tam 10'da 8 desilitreyi santimetreye çevirirken bir basamak aşağı iniyorum. Yani 10'la çarparım. 28 santimetre oldu diyorum. 927 ile 28 toplarsam 955 santilitre olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet, bir tık büyüttüm. Aşağıda verilen arkadaşlar soruları çözünüz diyor. Birinci soruya baktığım zaman 3 tam 10'da 5 litre sütten 500 mililitre süt 500 mililitrelik kaç şişe süt çıkar diye soruyor. Arkadaşlar o halde şunu yapabilirim. Toplam sütü mililitreye çevirecek olursam 3 tam 10'da 5 litreyi mililitreye çevirmek için bakın litre, desilitre, santilitre ve mililitre 1, 2, 3 basamak vardı. 1000 ile çarpıyorum. 3500 mililitredir. Bunu arkadaşlar 500 mililitrelik şişelere böleceğim. O halde 3500 bölüyorum. 500 diyorum. Evet, 7 şişe süt çıkar diyelim. Evet, sorumuzun cevabı 7 şişe olur diyoruz. Evet, ikinci soruya baktığım zaman 62 tam 10'da 5 litrelik su 25 desilitrelik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır diye soruyor. Arkadaşlar suyun tamamı 62 tam 10'da 5 litre ve küçük şişelerin bir tanesi 25 desilitre alıyor. O halde ben suyumu desilitre cinsinden yazacak olursam 62 tam 10'da 5 litre desilitreye çevirmek için 10 ile çarparım. 625 desilitre olur. Evet, bunu 25-25 böleceğimi düşünüyorum. 625'i 25'e bölecek olursak 625 25'in karesidir arkadaşlar aslında. 25 şişeye ihtiyaç vardır diyorum. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yani şöyle bir tık büyütelim. Evet, benden ne istiyor arkadaşlar? Aşağıda verilen ifadelerden birbirine eşit olanları eşleştiriniz diyor. Şimdi şu dönüşümleri yazalım bir. Litre, desilitre, santilitre ve mililitre. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde uygulayacak olursam. Burada ne görüyorum? 242 santilitre. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir 242'ye benzer bir 24 tam 10'da 2 desilitre var. Bir de 2 tam %42 litre var. Ben 242 santilitreyi öncelikle desilitreye çevirecek olursam santilitreden litreye desilitreye giderken 10'a bölerim arkadaşlar. 24 tam 10'da 2 desilitre olabilir diyorum. Bunu eşleştireceğim. Bir de litreye çevirelim. Santilitreden litre 1, 2 basamak yukarı çıkıyorum. 242'yi 100'e böldüğümü düşünelim. Ne olur arkadaşlar? 1, 2 basamak. 2 tam %42 litre olur diyorum. O halde bakın bu da doğrudur dedik. Evet, eşleştirecek olursam şöyle oklarla 242 santilitre 24 tam 10'da 2 desilitredir. Aynı zamanda 2 tam %42 litredir diyorum. Devam edelim. Şöyle boşlukları kullanarak devam ediyorum. 671 desilitre 671 ile başlayan arkadaşlar bakın 1 santilitre var 1 desilitre var. 671 desilitre. 6'dan %71 desilitre olamaz zaten arkadaşlar. Peki 6710 santilitre olur mu diye düşünüyorum. Yukarıya ve aşağıya kullanalım. 671 desilitreyi santilitreye çevirmek için 10 ile çarparım. 671'i 10 ile çarparsam 6710 santilitre oldu. Evet, bakın bu da bununla eşleşir diyorum. Evet, devam edelim. 518 var arkadaşlar. Santilitreye acaba mililitreye uyacak mı diye bakalım. 518 santilitreyi mililitreye çevirmek için bir basamak aşağı iniyorum. Yani 10 ile çarparım. 5180 oldu. 5180 mililitre ile eşleşir diyorum. Evet, burasıyla eşleştirdim. 671 mililitreyi acaba desilitreye çevirecek olsam.
671 mililitreyi desilitreye çevirmek için 1, 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 100'e bölüyorum. 1, 2 basamak sola çektim. 6'dan %71 desilitre oldu diyorum. Demek ki arkadaşlar bakın bu da bununla eşleşir. Evet, 242 santilitre var arkadaşlar. Bu santilitre acaba neyle eşleşecek diye düşünüyorum. 242. Aynı zamanda arkadaşlar az önce yukarıda 242 vardı. Şöyle düşünebilirim. Birebir eşleştirin demedi. Birbirine eşleştirin dediği için. Bakın buna eşittir. Çünkü 242'yi yapmıştık. Aynı zamanda buraya eşittir diye yazabilirim. 518 mililitreyi 518 acaba litreye çevirsem. Şöyle yukarıda 518 mililitreyi litreye çevirecek olursam arkadaşlar 1, 2, 3 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 1000'e bölecek olursam 0'dan 1000'de 518 litre yapar diyorum. Evet bunu da bununla eşleştirelim. Evet arkadaşlar bakın burada her birisini birbiriyle eşleştirdik diyoruz. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz gençler. 242 iki tane var ya arkadaşlar. Bunun birer tanesini şöyle silebiliriz. Ve silmesek de arkadaşlar ikisi birbirine eşittir. Çünkü birebir eşleştirin demedi arkadaşlar. Onun için tamamıyla eşleştirdiğimi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu soruyla da etkinliğimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste arkadaşlar mini kazanım testi 1 ile dersimize devam edeceğiz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.